Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yemekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle. Siyah tek renk bir tülü bentim var. Arkadaşlar siyahın tonu kameradan böyle ışıktan bu şekilde çıkıyor. Ama koyu renk çok güzel bir siyah tonu var. Şöyle size yine iğneden ta bir zambak. 3 boyutlu bir zambak modeli hazırladım. Şöyle modelimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın altına siyah zemin olduğu için beyaz sanırsam ışıktan patlamaz. Şöyle yapım bir o kadar kolay. Dediğim gibi 3 boyutlu. Şöyle boru kısmını da göstereyim arkadaşlar. 5'er zincirden kirpikleri yapıyorum. Sonra 2'şer zincirden yuva. Bugün arkadaşlar farklı olarak bakın bu şekilde. Ortasına da 3'er kirpik çıkarak bu şekilde sarı renkten böyle hardar turuncu renkten ve bu şekilde tohum atarak zambağımızın içine farklılaştırdım. Çimeni hep aynı arkadaşlar. Sadece buradaki kirpiğin üzerine zambak yapıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi bunu nasıl kullanacağız diye soran arkadaşlar. İster bakın zincirler çok sıkı çekildiği için kalıp gibi duruyor. İster bu şekilde kullanın. İsterseniz saç spreyi veyahut da yumurtanın akına şeker karıştırıp böyle kolalayabilirsiniz. Çıtı pıtı zarif minik 3 boyutlu bir zambak hazırladım. Evet, iğne oyasındaki zariflik tığda da var. Şöyle arkadaşlar bu şekilde modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, her zamanki gibi ilk önce bu şekilde tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. İpimi esnettim. Zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum ki şöyle iğne zarifliğinde kalıp gibi olsun. 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki tığ battıya. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya giriyorum ve kapatıyorum. Bakın bu şekilde 3 tığ battı yaparak başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Hemen ters tarafına çevirdim. İlk baştaki tığ battıya sık iğne ile girip sabitledim. Bakın burada iğne oyasında olan artma işlemini yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Hemen çevirdim. Şöyle. İlk tığ battının içine giriyorum. Sabit diyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. Tığ battının içine girdim. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battının içine girip sabitliyorum. Bakın 3 taneydi ya. İkinci sırada da 2 tane tığ battığımız oldu. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle döndüm. İlk tığ battığımın içine girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 7 zincir, kenar kirpik sayımız 7 tane. Şöyle çevirdim. Yine aynı bu. 5 zinciri sabitlediğim ilk tığ battığının içine aynı yere girerek bu şekilde ikinci kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Tek kalan tığ battımın içine girip bu şekilde kayamızı bitirdik. Kirpikli düz kaya. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bakın şöyle göstereyim. İlk başta 7 zincirle artma işlemi yaptık. İkinciye 5 zincir. Sonuncu tek kalan yuvaya da 3 zincirle dönüş yapıyorum. İkişer ikişer eksiltme yaptım zincir sayısında her katın çıkışında. Evet, yine 7 zincir çekiyorum.
Sıkı sıkı 7 zincirimi çektim. Bu tek kalan yuvamın içine bu 3 zincirin de üzerine kirpiğimi kapatıyorum ve sabitliyorum. Bakın. Evet. Şöyle tamam, bakın kirpikli düz kayamız, şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamam oldu bakın. Kalıp gibi olmasının sebebi zincirleri sıkı çekme. 7 zincirle aşağı ineceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi hemen bakın boş olan bir sonraki tığ battıya kapatıp sabitliyorum. Şöyle kameramı bunu düzelteyim. Bir tanesini oluşturduk. Bir tane daha yapalım. Çimenimiz daha anlaşılır olsun. Evet. 3 zincirden çekiyorum. Tığ battı oluşturdum. 3 zincirimi çektim. Tığ battımı oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 3'er zincirden 3 tane tığ battı yaparak başlıyorum. Ve 7 zincir. Hemen ters tarafına çevirip ilk tığ battımın içine sabitliyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. 6 ve 7. Dönüyorum. Aynı tığ battının içine bakın. 7 zinciri kapattım. İlk tığ battının içerisine yine 7 zincirden bir tane bu şekilde kirpik yapıyorum. Şöyle oturtmalar sıkı sıkı, zincirler sıkı sıkı kalıp gibi oluyor. 1, 2, 3 zincir. Sonuncu tığ battıya kapattım. Bakın 3 olan tığ battı. İkinci sırada 2 oldu. Kenarda 1 kirpik, 2 tane tığ battı. 5 zincir. Şöyle çevirdim. İlk tığ battının içerisine kapatıyorum. Yine 7 zincirle dönüş yapıyorum. Kenar kirpik sayımı hiç değişmiyor. Hep 7 zincir. Çevirdim. Buraya. İlk tığ battıya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Hemen. Boş olan, tek kalan tığ battıya kapatıp bir tane tığ battı oluşturdum. 1, 1, 2, 3 zincir. Şöyle çevirdim. 3 zincirimizi sabitleyip dönüş yapacağız. 7 zincir. Sıkı sıkı 7 zincirimi çekip hemen düz tarafına döndüm. Bakın. Buradaki yuvanın içerisine giriyorum. 3 zincirli yuvanın içerisine girip 7 zincirimi buraya kirpik olarak kapattım. Yine 7 zincir çekiyorum. Artık kayamızın işlemi bitti bu şekilde. Hemen yandaki tığ battının içerisine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle göstereyim bakın. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi zambağımızın yapılışına geçelim. Şöyle 2 tane düz kirpikli kayadan sonra bu şekilde üçüncüye zambağımızı yapacağız. Evet, çimeni yaptık. Böyle dört kenar çimeni yapılacak. Sonra üzerine zambaklar takılacak arkadaşlar. Evet, demin de söylediğim gibi şöyle iki tane bırakıyorum. Üçüncüsünün bu tepe noktasındaki 7 zincirden sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi buraya 5 zincirden 7 tane kirpik yapacağım. 5 zincirimi çekiyorum. Bu son tepe noktasındaki kirpiğin içine sabit. Yuvamız bu en son, bakın şu tepe noktasındaki, şöyle göstereyim, kirpik. 5 zinciri sabitledim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü kirpik. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş zinciri sabitliyorum.
1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zinciri kapatıyorum. Bu 6. kirpik. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu da 7. 7 tane kirpiği yapıyoruz. Bakın bu 7 zincirli yuvanın içine 7 tane 5 zincirden kirpiği yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buraya arkadaşlar ortadaki tohum için dal yapacağım. Bakın 7 zincirden sonra 3 zincirimi şöyle şuradaki buradaki ilk kirpiğin içine bu şekilde girerek yapıyorum. Şöyle tersinden de zincirleri yapacağım. Şöyle bana doğru çevirdim bu 3 zincirli yuvayı. 7 tane zincir çekiyorum. Bunlar tohumum için dal olacak arkadaşlar. Bak. Şöyle. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 3 zincirli çevirdiğim yuvanın içine 3 tane 7 zincirden dal yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Üçüncüyü de şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar tohum için dal olacak arkadaşlar. 2 zincirimi çekiyorum. Bu yaptığım bakın şu şekil oluyor. Şöyle göstereyim. Bu tohum için. Sonra birleştirmede orta kısma gelecek şöyle. Şimdi zambaklarımız için yapmış olduğumuz bu kirpiklere yuva yapacağız. 2 zincirle hemen şöyle ilk 5 zincirli yuvaya geçiş yaptım. Bu 3 dal bu tarafta kalacak. Şimdi biz ikişer zincir çekerek bu şekilde yaprak zambak yaprakları için yuva hazırlayacağız. Bakın. Şöyle 2 zincir. Şunu keseyim arkadaşlar. Takılacak bize. İlk dalın içerisine 2 zincirle geçtik. Tüm yuvalara da 2 zincirle bu şekilde hazırlayacağız. Evet, 2 zincirimi çekiyorum. Bakın ters tarafındayız bir de tülbentimizi. 1 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir şöyle 7 tane dala ikişer zincir çekerek 6 tane yuvayı oluşturdum. Bak. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Şöyle bir göstereyim. Bakın 6 tane yuva oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 zincirden 5 zincirden 7 tane dal yapmıştık. Onların üzerine 2 zincirden 6 tane yuva yaptık. İlk yuvanın içini sık iğne ile sabitleyip şöyle sık iğnenin üzerine 2 tane bu şekilde zincir çektim. Şimdi zambak yapraklarının yapımına başlıyorum. 2, 2 alarak trabzan yaptım. İkincisini 3 zincir çekiyorum. Bunun altta sık iğne olduğu için ikinci katın trabzanındaki 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle yuvanın içine giriyorum. Bakın 2, 2. Bu şekilde şöyle zincir halkası gibi trabzandan oluşturdum ama minik minik. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Bu aynı 2 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim. Şöyle ilk yaprağımı oluşturdum. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde çok kolay oldu. Evet şimdi tüm yuvalara aynı şekilde bu şekilde yaprak yapacağız. Bakın 2 zincirin üzerine bir defa tığı dolayıp yuvadan girdim. 2, 2 olarak trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle bakın aynı tığı battım. Trabzanın arasına bir alttakinin girerek 2 2 trabzan yapıp yukarı çıktım. 9 tane zincir çekiyorum. 7 8 ve 9. Şöyle kalıp gibi çekin arkadaşlar. Zambak yapraklarınız kalıp gibi dursun. Evet. Sıradaki yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim. Şöyle.
bir, iki zincir, bir defa tığı doladım, yuvaya giriyorum, iki ve iki, üç zincir, bir defa tığı doladım, şöyle yapraklarım gözükmesin, hemen alttaki trabzanın arasına girip şöyle iki, iki alıyorum. Bakın ikinci üç zincir çekince ancak alttaki bu trabzanın boyutunda oluyor. Sık iğneyi de saydığımız için 9 tane zincir çekiyorum. Ve yuvanın içerisine girip 3. yaprağı da bu şekilde yapıyorum. Bak. Çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Yapılışı da kolay. Şöyle ben tane tane anlatıyorum. Uzun uzun gibi gelmesin. Sırf anlaşılır olsun diye. Şöyle uçlarını en son yapalım arkadaşlar. Şimdi sıradaki yuvaya şöyle 2 zincir, bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 1 2 3 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 9 zincir. 6 7 8 ve 9. Kalıp gibi 9 zinciri çekip aynı yuvaya kapatıyorum. 6 tane bu şekilde yaprak yapacağım. 1 2 zincir şöyle. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 1 2 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Trabzanın ara kısmından şöyle 2, şöyle 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kapatıyorum. Aynı tığı. 5. yaprağı da yaptık aynı şekilde. Hemen sıradaki yuvaya geçişimi yapıyorum. 1 2 bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Bakın. Sonucu 6. yaprağı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Şöyle 2 ve 2. 9 tane zincir. 6, 7, 8 ve 9. Aynı tığı vattıya kapattım. Şöyle. Burada zincir yok arkadaşlar. Şu dalın uçlarına sarı koyacağım. Onun için şimdi bunu bir zincir sökülmesin diye bıraktım. Bakın kapatma işleminden önce şu tohumları atacağım hemen. Evet, ilk dalın içerisine giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Şöyle geçiş için arasına birer zincir çekebiliriz. Şöyle minik minik tohumlar atıyoruz. Bu yapmış olduğumuz dallarımızın üzerine. Sıradaki 1 2 3 zincir kapattım. Evet, bakın şurada şöyle birleştiriyorum. Burada da sanki 3 boyutlu tohummuş gibi olacak. Bakın, bu birleştirme kısmını da sahte sık iğne ile yapıyorum. İnce zarif olması için arkadaşlar. Evet. Tohum işi bu kadar. Şöyle minik minik tohumlar yaptık. Hemen şu ipi yakayım ben. Evet arkadaşlar. Şöyle en son bıraktığımız böyle ilmeğimizi tuttuk. En son yaptığımız yaprakta bırakmıştık tohumlar için. Aynı yerden ilmeğimizi tuttuk. Bakın. Şöyle 6 tane de yaprağımız oldu. Yapmış olduğumuz tohumu iç kısmına alıyoruz. Bakın. Bunu sonra ilk önce yaptım ki bu ara kısmından alması zor olmasın diye. Şimdi ilk yaprakla son yaprağı birleştiriyorum. Şöyle net göstereyim bakın. Buradaki sık iğne ile bakın bir zincirle dönüş yaptığım sık iğneyi şöyle net göstereyim. Oradan tığımı girdim. Bir tane ilmek çıkardım bakın. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip sık iğne yapıyorum şöyle. Ve
bir zincir çekerek de o tutturma işlemi yapıyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık hafif uzun bırakıyorum. Her zamanki gibi ilk yaprağın arkasından geçireceğim. Şimdi bakın, yaprakları açalım. Şöyle elimdekini bırakayım. Evet. Şöyle bu kısımda hani dönme düzeltme için şöyle tığımızın ucuyla tohumun dışarısını çıkarmasına, şöyle biraz yukarıya çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi şunu bir sağlamlayalım arkadaşlar, bakın. Şu kopardığımız ipi ilk yapmış olduğumuz, buradan şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle daha temiz oluyor arkadaşlar. Buna kaynaştırma işlemi de diyebilirsiniz. İpi yok etme işlemi de diyebilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi bunu ben bir, evet, şöyle kaynaştırıp yaktım bu şekilde. Şu bakın, o da ayrı, içinden bir üç boyutlu gibi duruyor. Bunları da arkadaşlar şöyle tek tek çekelim. Daha güzel durur. Şöyle işimiz bittikten sonra, kolalamadan önce veyahut da ben hiç kolalamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bakın bu yapışanlar bu şekilde şöyle arasından tığ şöyle yapınca arkadaşlar biraz genişleme oluyor. Şu köşeler daha güzel duruyor. Bu şekilde kolalarsanız şöyle açık olduğu için yapraklar daha hoş duracak, bakın. Şöyle. Şöyle bir gerdirme işlemi. Sıkı sıkı zincirleri de çekseniz de şöyle bir yapınca daha düzgün duruyor, bakın arkadaşlar. Evet. Şöyle modelimize bakalım. Elimden geldiği kadar böyle iğneden tığa tasarlamaya çalışıyorum sizler için arkadaşlar. İpi güzelce inceltip sıkı sıkı zincirler çekince bu şekilde hoş ve zarif zambağımız oluyor. Şöyle bu da elimin altında birazcık şöyle şey yapabilir arkadaşlar, dağılabilir. Evet, birisini hardar sarısı, özellikle şey turuncu hardar sarısına, bugün arkadaşlar hep turuncu hardar sarısı dedim. Bu şekilde bu birisinde sarı yapmak istedim. Siz hangisini severseniz. Şöyle çok kolay ve zarif olunca benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Tane tane yavaş yavaş anlattım. Bir de kamerada sıkıntı var. Sürekli dakikası dolunca kendine göre kamera ayarlayıp bu şekilde atabiliyor. Şöyle ben tam çekiyorum ama kamera attığı için buraları düzeltebilirsiniz isterseniz. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizin için güzel bir zambak hazırladım. Böyle hoş ve zarif. Altına da siyah koydum ki ışık patlaması, yansıması olmasın. Bazen böyle beyazlara bakıyorum arkadaşlar. Pek belli olmuyor. Hem güneş hem ışık yaktığından mı acaba diye. Evet. Şöyle yakın plan göstereyim. Çimenim bu. Bu da minik zambaklarım, 3 boyutlu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.